Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Fen bilimleri bursluk denemesini birlikte çözeceğiz. Evet sevgili öğrencilerim. Klasik olarak birinci üniteden çok fazla soru gelecektir. Güneş, dünya ve ayın hareketleriyle ilgili hangisi doğrudur diye soruyor. Dünya kendi etrafında saat yönünde değil, saat yönünün tersi yönünde değil mi? Ay dünyanın etrafında saat yönünün tersinde. Evet bu doğrudur. Evet, güneş kendi etrafında dönme hareketi yapmaz diyor. Hayır yapar. Dünya ve ayın kendi etrafındaki dönüş süreleri aynı mıdır? Hayır. Farklıdır. Ayın ki daha uzun sürer. Evet modele bakıyoruz. Öğrencinin ödev için hazırladığı şekildeki modelde güneş, dünya ve ay kendi etraflarında. Dünya ve ay güneş etrafında ok yönünde dönmektedir. Öğretmenin modelde hata olduğunu söylemiştir. Buna göre modelin doğru olması için hangisi yapılmalı diye soruyor. Güneş ve dünya yer değiştirmelidir. Bakın güneş ve dünya hayır. Burada bir yanlışlık yok. Çünkü kendi etrafında bir de güneşin etrafında dönüyor. Ay da kendi etrafında yani dünyanın etrafında bir sıkıntı var mı? Yok. Bu doğrudur. K ve L poli yer Şimdi sevgili öğrencilerim ayın dünyaya olan uzaklığı bakın daha fazla. Dünyanın güneşe olan uzaklığı daha az göstermiş. Gerçekte böyle midir? Hayır değildir. Dünyanın ayı olan mesafesi şu L kolu daha uzun olacak. Ay dünyaya daha yakın olacak. Hakikaten de K ve L'nin yer değişmesi gerekiyor. Çünkü dünya güneşe daha uzaktır. Ay dünyadan daha büyük değildir. Güneşin dönme yönü hayır bunda da bir yanlışlık yoktur. Güneş dünyaya en yakın yıldızdır. Üzerinde meydana gelen patlamalardan dolayı sürekli olarak etrafına ısı ve ışık yayar. Güneş üzerinde güneş lekesi ismi verilen daha koyu renkli kısımlar bulunmaktadır. Bu koyu renkli kısımların sıcaklığının daha düşük olduğu belirlenmiş. Bilim insanları güneş lekelerini incelediklerinde aynı yöne doğru sürekli olarak kaydıklarını gözlemlemiştir. Yani döndüğü için aynı yöne sürekli, değil mi? Güneş üzerindeki hangileri doğru demiş? Güneş üzerindeki koyu renkli kısımlar güneş lekesi olarak zaten bunu söylediğim farda. Güneş lekeleri güneşin yüzeyinin her yerinde sıcaklığın aynı olmadığını. Oralar daha soğuk olduğu için leke görünüyordu. Bu da doğrudur. Güneş lekelerinin sürekli aynı yönde kayması güneşin dönmesiyle alakalıdır. Yani bunların hepsi doğrudur. Evet. Burada ayın evrelerini görüyorsunuz. 4 numaralı konumda ay. Dolunay şurada. Dolunay diye yazıyorum. Ay buradan başlamış. Ayın bir sonraki evresi 1 ile. Evet. Yani ne olacaktı bakın saatin ters yönde olduğu için şu şekilde bir dönme hareketi düşünürseniz 4'ten sonra ne olacak? Bire gelecektir sevgili öğrencilerim. Bu da doğrudur. Evet. Bunu şuradan şöyle baktığımızda güneş tarafından nasıl oluyordu? Şurası şöyle yeni ay. Burası dolunaysa evet. Ee, üst tarafta giden olmuş olacak. Son dördün şurası. Son dördün. Şurası da ilk dördün olacak. Bu şekilde baktığımızda dolunaydan sonra ne olacak? Birinci evreye gelmiş olacak. Evet doğru. İki numaralı konuma yaklaşık 21 gün. Yani bunların arasındaki ana evler arasında birer hafta gibi düşündüğümüzde buraya 21 günde değil 14 gün gibi gelmesi lazım. Bu yanlış olmuş. Dünya etrafındaki dolanma 4-1-2-3. Evet 4-1-2-3. Bakın yönünü zaten göstermiştim bu şekilde doğrudur. O zaman doğru cevap 1 olacak, 2 olacak ve 4 olacak. C şıkkı olacak. Evet güneş çapı dünyanın 109 katıdır. Evet güneş orta büyüklükte ve dünyamıza en yakın yıldızdır. Evet bu da doğrudur. Güneş hem ısı hem ışık zaten bu patlamalardan dolayı ısı ve ışık Doğrudur. Güneşin yapısında en fazla helyum değil. Ne bulunurdu? Hidrojen. Bu yanlıştır. O zaman 1, 2 ve 3 doğru. 4 yanlıştır. Bize yanlış olduğu için C şıkkıdır. Evet az önce yukarıda da bu sıraları göstermiştim. Ayın evleri diye söylüyor. Dolunay'dan başlamışız. Yukarıya ne yapmıştık? Dolunay'da göstermiştim zaten. Dolunay'dan sonra hangisi olmuştu? Son dördün değil mi? Son dördün geliyordu. Ondan sonra yeni ay. Ondan sonra da ilk dördün gelmiş olacak. Zaten yukarıda bakın şurada göstermiştik. Evet, dolunay, son dördün, yeni ay ve ilk dördün bizim sıralamalarımız bu şekilde. Dolunay, son dördün, yeni ay ve ilk dördün aşk. Evet, verilen bilgilerde her doğru cevap için 10 puan alıyormuş. Ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. Evet, doğrudur. Doğru demiş, 10 puan alır. Evet, ayda gece gündüz sıcaklık farkı çok az değil, çok fazladır. Yanlış demesi lazım. Doğru demiş, buradan puan alamayacak. Ayda hava olayları. Evet. Ee, ne oluyordu sevgili öğrencilerim? Hakikaten yağmur ve rüzgar gibi hava olayları atmosfer yok denecek kadar az olduğu için e, hava olayları gözlenmiyordu. buraya doğru demesi lazım. Yanlış yapmış. Puan alamayacak. Ay dünyamızın tek doğal uykusudur. Doğrudur. Bunu doğru yapmış. 10 puan da buradan alacak. 10 10 20 puan alacak. Kütüphaneye girdiğimizde binlerce kitabın olduğunu görürüz. Kütüphanelerde kitaplar, genel konular, felsefe, psikoloji, toplum bilimleri, matematik, doğa bilimleri, teknoloji konuları sınıflandırılarak raflara dizilir ve bir kitap bulmak hiç de zor olmaz. Evet, yani sınıflamanın öneminden bahsediyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilim insanlarının canlıları sınıflandırmasını sağladığı faillerden olamaz. Canlıları incelenmesine kolaylık tabii ki de düzenli bir sistem içerisinde çalışmak kolaylaşır. Diyelim ki ee, bitkilere bakacaksınız veya da mikroskop canlılara bakacaksınız. Binlerce kitap içerisinde sınıflama yapmazsanız mahvolursunuz. Canlı isimlerin ezberlemesi kolaylaşmaz. Sınıflama buna yardımcı olmaz. Canlıların benzerlik ve farklılıklarına göre gruplama olduğu için ulaşmak ve ayırt etmek ne olur? Kolaylaşır sevgili öğrenciler. Mikroskopik canlılar hareket, solunum, üreme, beslenme gibi canlılık olaylarını gerçekleştirir. Mikroskopik canlılar canlı vücutlarında, besinlerin üzerinde toprak, su ve hava gibi cansız ortamlarda da yaşayabilirler. Yani hem canlı hem cansız. Bu canlılar yaşam ortamlarında tek tek bulunabilecekleri gibi gruplar halinde de bulunabilir. Bakteriler en basit mikroskopik canlılardır. Bakteriler çoğalırken uygun sıcaklık, nem ve besine ihtiyaç duyarlar. Doğada her yerde bulunabilirler. Yararlı ve zararlı çeşitleri vardır. Bunlardan hangisine ulaşamayız diyor. Mikroskopik canlılar canlı ve cansız bakın. Hava su gibi cansız ortamlarda ve canlılarda bulunduğunu söylemiştik. Sütten yoğurt yapımıyla alakalı yukarıda hiçbir bilgi yok. En basit mikroskopik canlılar bakın. Bakteriler en basit mikroskopik canlılar söylemişti. Bakterilerin çoğalması için uygun sıcaklık nem ve besin gereklidir zaten. Onu da ne yaptı bakın. Nerede söylemişti. Evet. Mikroskopik burada bulunurdu. Tek tek evet. Evet. Bakın uygun sıcaklık nem ve besine ihtiyaç duyarlar. Burada ondan bahsetmişti. Mikroskopi canlılarla ilgili besinden ve uygun sıcaklık zaten az önceki en son maddeydi. Havada, karada, suda bulunabilirlerdi. İnsan sağlığı için hepsi zararlı mıydı? Hayır. Mesela peynir yaparken, yoğurt yaparken, turşu yaparken ne yapıyoruz? Bunlardan faydalanıyoruz. 3 yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Mikroskopi canlıların yaşaması ılık, nemli ve oksijenli ortam. Bakın buna dikkat edelim ve ılık olması, nemli olması önemli. Hangisi daha çabuk bozulur demiş. Bakın Kapağı kapalı, bu en fazla bozulmaz. Bakın, bunun kapağı açık ama bu da bakın eksi 18 olduğu için ılık değil, çok donmuş seviyede olduğu için bozulmaz. Bakın, bu ılık, fakat ağzı kapalı olduğu için oksijensiz ortamda bozulmaz. Bakın, bu hem ılık hem sıcak ortamda hem de ağzı açık olduğu için en kolay bozulan, ağzı açık kapta ve ılık ortamda olandır. Çünkü oksijen alır. Mantarlarla ilgili hangisi doğrudur demiş? Çiçek ve yaprak gibi kısımları yoktur. Zaten böyle olmadığı için bitkiler sınıfında yer almaz. Bakın, zaten yani besinlerini de kendileri üretemezler bakın bu da doğrudur. Bunlardan dolayı buna bitki demiyoruz. Hepsi zehirsiz mi? Hayır bazıları zehirlidir. O zaman 1 ve 4 doğru olan şıklardır. Verilen harflerle ilgili hangisi yanlıştır diye söylüyor. D ile gösterilen bitkinin mineral. Bakın yani kökleriyle ne yapıyor? Mineralleri, vitaminleri, suyu buradan al, temin ediyoruz, alıyoruz. A ile gösterilen kısım tüm bitkilerde. Yani çiçek kısmı sevgilendirelim bütün bitkilerde bulunur mu? Hayır. Çiçekli bitkilerde bulunur. B ile gösterilen kısım yapraklarda terleme gerçekleşir doğru. C iskelet yani gövde kısmı zaten taşıyan iskelet kısım burası doğrudur. Evet sabunla ellerini yıkarken eline sabunun kayması, odada kapı kıcırdamasın diye menteşenin yağlanması, karda kaymasın diye zincir takmak, kağıtla uşak yaparken uçkalarının sivri olması. Verilen cevaplardan sadece cem doğruysa. Bakın ceme baktığımızda tekere zincir takmak bu ne için? Sevgili öğrencilerim şöyle baktığımızda sürtünmeyi artırmak için kayması. Ama yağlamak, sabundan kayıp düşmesi, uçağın ucun sivri yapılması bunlar sürtünmeyi ne için? Azaltmak için. Sadece cemin dediği doğruysa sürtünmeyi artırmayla alakalı bir soru olması lazım. O da hangisi olacaktır? Günlük yaşamda sürtünmeyi artıran olaylara örnek verim zaman sadece cem bakın. Karda kaymasını zincir takarsanız sürtünmeyi artırır, kaymayı engellersiniz. Sabun sürtünmeyi azaltmak için. Kapıları yağlamak sürtünmeyi azaltmak için. Ucunun sivri olması da havayı yarıp sürtünmeyi azaltmak içindir sevgili öğrenciler. Sürtünme ile ilgili. Harekete zıt yönlü evet. Cismi hızlandıran değil yavaşlatır değil mi? Harekete zıt yönde olduğu için. Yüzeyin cinsine göre evet değişir. Yani taşlı bir ortamla fayans mesela ortam mermer ortamı aynı değildir. Değişir. 1 ve 3 diye söyleyeceğiz. Yukarıda özdeş dinometreler verilmiş. 5 eşit bölmeye ayrılmış. 5 Newton'luk ağır cismi şekil bir Bakın bir tane bölüm çıkmış. Bu da neye eşitmiş? 5 Newton. Yani her biri o zaman 5 Newton olacak. Bu da 5 Newton olacak. Evet B nedir diyor. Bakın A'nın neymiş zaten? Bir tane olduğu için 5 Newton'muş. E, zaten iki tane 5 var. Bu 5 Newton'un birisi A'nısa B'de hangisi kalır? Diğer 5 kalır. Toplam kaç Newton var? 10 Newton. E A'nınki 5 Newton çıkartırsanız geriye 5 Newton B kalacaktır. Yani, cisimlerin hareket yönlerine göre sürtünme nedir? Tam tersi. Bakın bu bu taraf ise sürtünme ne olur? Bu taraf olur. Yani, bu bu taraf ise sürtünme bu taraf olur. Bu taraf ise sürtünme de tam bu tarafı olur. O zaman baktığımızda şu taraf, bu taraf ve bu taraf aradığımız cevap. B şıkkıdır. Evet oyuncak arabanın daha hızlı gitmesi için ne yapılabilir? Tahta zemin için. Bakın burada sürtünme için gidemiyor. Sürtünme kuvvetini azaltmamız lazım. Arabanın zemine halı serersen daha da zor gider. Teker sayısı artarsa sürtünme artar daha zor gider. Yüzey genişliğini artırırsanız sürtünme artar daha zor gider. Arabanın ön kısmını sivri yaparsan rüzgara karşı sergilenir. Ne yapacaktır? E, sürtünmeyi azaltacaktır. Nur ve arkadaşlar bir tahmin oyunu oynarlar. Arkadaşlar birer cümle söyler. Nur arkadaşların hiç soru sormadan maddelerin cinsini tahmin etmeye çalışır. Evet 5 kilogram bir maddesi almış. Hüseyin 2 litre iki maddesini dökmüş yanlışlıkla. Ali erime sıcaklığı 300 santigrat derece olan 3 kabını yıkadım. Evet hangisini belirleyebilir cinsi? Bakın ağırlığından tam mı? Hacminden sevgili bakın şöyle bakıyorum. Birincisi ağırlıkla alakalı. İkincisi neyle alakalı? Hacimle alakalı 2 litre diyor. Bunlar ayırt edici özellikler değildir. Ama erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, donma sıcaklığı bunlar ayırt edici özelliktir. Sadece Ali'nin söylediği 3 numaralıyı bizler ayırt edebiliriz. Evet, maddelerin ayırt edici özellikleri neydi? Erime, donma, kaynama sıcaklıkları, ayırt edici veya yoğunlaşma özellikleri gibi. Son sorumuz 10 santigrat derece. S görevinde ne varmış? V, Y, Z varmış. S, R, P bunlar da S ile V. S'yi getirmişiz V'ye. S görevinde P'yi getirmişiz Y'ye. Ondan sonra R'yi getirip Z'ye dokundurmuşuz. Ne olmuş bakın? Sıcaklığı en fazla değişen V olmuş. Y küresinin sıcaklığı düşmüş. Z küresinin sıcaklığına değişim olmamış. Bakın Z'de değişim olmadıysa R'nin iki de 10 derecedir ki aynı kalmış. O zaman R 10 derece olacak. Şuradan bulalım. Diğer şıklar gitti. Ya B olacak ya C olacak zaten. Evet. Y küresinin sıcaklığı düşüş olmuş. Demek ki Y 10 dereceden düşük ki Y'ye gelen ne geldi? Bakın P gelmiş. Y 10 dereceydi. Düştüyse P'nin 2, 5, 6 gibi düşük olacak ki Y'yi düşürmüş olsun. O zaman P'ye bakıyoruz. P'nin 2 de 10 dereceden düşük olacak. Bakın 20 derece olamaz. Cevap C şıkkı oldu zaten. Evet. Daha sonra Z küresinin sıcaklığında değişim olmamış. Ne demişti? En fazla V küresi değişmişti. Bakın S, V, diyor. 20 idi. 10'a geldiğinde ne olur? Ortaması 15 olur. Hakikaten S en fazla ne yapmış olur? E, V'nin 10 derecenin sıcaklığını artırmış olur. Kendisi 20 derece çünkü. Bakın R aynı kalıyor. E, P de ne oluyor? 8 dereceye olduğu için düşürmüş oluyor sevgili öğrencilerim. Evet sorularımız bu kadar sevgili öğrencilerim. Sonraki testlerimiz 2, 3 ve 4. üstünde efendim çekmeye çalışacağım. E, yorum yapmayı, ders yokumu unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Başarılar.